Evet sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Sanırım e, bu kısım birazcık uzun olacak. Çünkü yorum kısmı çok fazla olacak. Şimdi arkadaşlar bakın, hep Fenerbahçe'ye odaklanıyoruz. E, benim en çok eleştirdiğim nokta şu. Fenerbahçe'nin yapmış olduğu ya da yapamamış olduğu transfer politikasını ya da transferleri ya da transferdeki isimleri veyahut ortaya atılan iddiaları çok ama çok önemsiyorsunuz. Daha, daha doğrusu negatif manada çok önemsiyorsunuz. Ama e, rakiplerinkini belki de duymuyorsunuz arkadaşlar. Belki de duymuyorsunuz. Ben duyun istiyorum şimdi. Bakınız arkadaşlar. Burada e, rakipler yani rakip takım taraftarları ya da ismi geçen takımların taraftarları dinledikleri zaman onlar da bana muhtemelen hak verecektir. İlk olarak Sevilla 12 milyon euro artı 3 milyon euro da bonus karşılığında Marcao'yu kadrosuna kattı diyorlar. Galatasaraylı Marcao'dan bahsediyorlar. Şimdi ben bu kadar fiyatın olacağına kesinlikle ihtimal vermiyorum. Benim gördüğüm gözlemlediğim kadarıyla dengesizliği yüksek. Hakemler tarafından çok tölere edilen bir futbolcu. Yani hakemler tarafından eğer Roziyerinde yerinde Marcao'nun da bu kadar tölere edilmese ya da Fenerbahçe'de oynuyorsalar Yedikleri kırmızı kart sayısının şimdikinin bir 5 katı en az bir 5 kat olacağını düşüncesindeyim. Ancak iyi topçu mu? İyi topçu. Hocam senin standartlarında benim standartlarımda 8 milyon euroyu geçmeyecek bir topçu. Benim standartlarımda bu. Yanlış anlaşılmasın. Hocam senin standartlarında Atilla Salahi kaç? 12-13 maksimum. Yaşı Avrupa'da oynayışı hani Avrupa Birliği vatandaşları şu bu orada serbestlik var ya ondan dolayı. Kim minci? Kim minci? kesinlikle 20 üstü. Kesinlikle 20 üstü. Türkiye'nin belki de en iyi 3 stoperinden biri denilen stoper demek. Bak öbür bir tane sarı bir şey aldılar. O stoperinle alakası yok. Marka onu, onu toplayan adamdı. Eğer Marka gidersek Galatasaray Ayva'yı 7 demektir. Çünkü savunmaya toplayan buydu. Luyendama. İnanın Luyendama'ya milyonlar saçtılar ama perişan eder. Çok kötü bir futbolcu, çok kötü bir stoper. Yani tarihi golleri yedirmesine sebep olur. Zaten Mustafa'nın da son dönemde hakkını yememek lazım. Bu okey. Beştaş 5 beş yıllık sözleşme imzalanan Jackson Muleka için Bakın arkadaşlar Jackson Muleka için yıllık 1 milyon euro ücret alacağını açıklamış. Bonservis bedeli 3 milyon 350 bin euro. Not Kasımpaşa'da yarım sezonluğuna 50 bin euro aldığı iddiaları vardı. Kasımpaşa'da yarım sezonluğuna. Normal şartlarda kulübünde 350 bin euroya oynadığı iddialar vardı. Yani 1 milyon euro şu ekonomide bilmiyorum nasıldır ne değildir. Ama hamle bu. Trabzonspor. Profesyonel futbolcumuz diyor. Fosine Diabate'nin Partizan kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcunun partizan kulübünden başka bir kulübe transferi halinde transfer bedelinin %5'i kulübümüz ödenecektir diyor. On servis yok. Bedava. 1 milyon 570 bin euroya geldi. Bedava geri gitti. Şimdi Leicester City'den aldılar. Siz zannediyorsunuz ki oralardan alan her futbolcular. Alın bakın rakiplerimizin transfer politikası. Fenerbahçe bugün ne yaptı? Daha doğrusu dün ne yaptı? Özürlerimi sunarak dün diyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'de Tisserand, Salai, Crespo, Osai, Novak, Gustavo, Pelkas, Zaitz, Valencia, Berisha ve Melih Bostan'ın lisanslarını da resmi olarak çıkarttı arkadaşlar. Hocam lisanslar çıktığına göre bunlar kalıyor mu? Hayır, asla böyle bir durum söz konusu değil. Yani lisans çıktı diye kalma söz konusu değil. Hatta şu listeden Tisserand gidebilir, Salai gidebilir. Novak gidebilir, Gustavo gidebilir, Pelkas gidebilir, Zayis gidebilir, Valencia gidebilir, belki Berisha da gidebilir, belki Melih da gidebilir. Bunlara çok takılmayın. Arkadaşlarım sosyal medyada özellikle Twitter'da takip ettiğiniz kişiler ne paylaşırsa anında zıplıyorsunuz, hopluyorsunuz. Yapmayın, etmeyin. Yanılırsınız, perişan olursunuz. Yani yanılırsınız arkadaşlar. Herkesi takip ederseniz kafanız 1 milyon olur. Bak ben söylüyorum benim kendi kendimin olmayan duyumları da paylaşıyorum. Mesela birisi paylaşmış. Fenerbahçe Chagliari'nin e, futbolcu Joao Pedro için teklifte bulundu demiş. Joao Pedro için 12 milyon euro piyasa değeri var. E, şu anda Galatasaray'la Adana alıyor Yani sağ ayaklı. Yani Galatasaray'la adı futbolcu için Fenerbahçe teklifte bulundu demiş mesela. Dayanak ne? Kaynak ne? Yok. Yok. Gustavo demişken Gustavo Botafogo'nun teklifini reddetti duyumu var arkadaşlar. Bakalım bir inşallah başkasının ikini kabul eder. Sao Paulo'nunkini ikini falan kabul eder inşallah. AYK yetkililerde de Steven Colker iddialarını yalanlamış. Bu da tabi bizi üzdü. Colker olayı bizi yine üzecek gibi duruyor. Bakalım ne olacak. Şimdi Sao Paulo demişken pardon Flamengo diyecektim. Sao Paulo dedim. Daha pahalı demişken onu konuşacağım. Ee, az sonra. Ren Teknik Direktörü Bruno Genesio. Kim Minji'yi iyi tanıyorum. Kendisi bu pozisyon için aradığımız niteliklere sahip oyunculardan biri. Bakın şu ifade çok tehlikeli. Geliyor. Transferinin doğru yolda ilerlediğini biliyorum. Ama resmi imza atılmadığı sürece temkinli davranmak lazım. Yani kulübüyle Kulübü Ren'le Fenerbahçe arasındaki transfer görüşmelerinin olumlu geçtiğini söylüyor. Ama resmi imza atılmadan temkin yaklaşmak gerekir diyor. Şimdi aynı Ren Barcelona'nın stoperi Umtiti'den vazgeçmiş. Teknik direktörleri de ısrarla bana kimi alın bana kimi alın diyormuş. Bu gelişme olursa Fenerbahçe üzülür diyor. Kim Minji'nin Ren'le gitmesi için bir ihtimal var. 18 milyon euro diyen de var serbest kalma için. 23 milyon euro diyen de var. Serbest kalma bedelini verecek. Kim Min de ikna edecek. Zaten Fenerbahçe'den aldığı ücretin çok çok üstünü teklif ederler. Çünkü Fenerbahçe çok şükür akıllı hamleler yapıyor. Ücreti düşük veriyor. Ama şunu da açık ve net söyleyeyim. Kim Min Fenerbahçe savunma hattının belki %90'a. Bence Türkiye'nin en iyi stoperi Kim Min Bence Türkiye'nin en iyi stoperi Kim Min Türk olarak Serdar Aziz en iyisi midir bilmiyorum ama en iyi 3 stoperin arasına girer. Atilla Salahi bilmiyorum ben bir düşüş gözlemliyorum. Atilla Salahi ilk hani Türkiye'nin en iyi ilk 3 stoper arasına sokmam. Ama sol ayaklı sol stoper e, tandemine girse ilk 5 stoper içine girebilir diye düşünüyorum. O da burada kalsın. Şimdi e, Fenerbahçe'nin şimdi Fenerbahçe'nin eğer Kimminci Atilla Sılay'ı satmazsam çok da stoper ihtiyacı yok. Serdar Aziz de var 3. Tisserand, Kolkır, Lemos. Yani bu üçlüden en az 2 tanesi gitse, belki üçü de gitse farklı şekilde kapatabilir. Bu boşluğu doldurabilir bu boşluğu. Ama hiçbiri gitmese de ya da en az bir tanesi, iki tanesi gitse bile Fenerbahçe'nin yani stoper tandemi bence Türkiye standartlarında yeterli. Ama Galatasaray marka oyu kaybederse aynı şekilde onların da stoper, stoper hattının %90'ı. Bakın Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta bu kesin değil. Higo çok iyi bir performans gösteriyordu ama belki bu sene düşüşe geçecek. Yani aynı şekilde bunlar için de geçerli ama en azından Fenerbahçe savunması e, SOS vermiyor. Sağ bekte Osayi, sol bekte Ferdi de o SOS vermiyor. Kalede Altay Bayındır da SOS vermiyor ama Altay'ın yedeği SOS veriyor. Osayi'nin yedeği belki Ferdi'dir diyorsun ama Ferdi'nin yedeği SOS veriyor. Yani Fenerbahçe'de kaleci ve Solbek bek kesinlikle SOS veriyor. Solbek bek için de meşhur duyumcu ya Sabuncu oldu demiş ki Fenerbahçe Sao Paulo forması giyen Wellington'un bon servisinin belli bir bölümü için 3,5 milyon euroluk teklifte bulundu. Sao Paulo bon servisinin %100'lük kısmı için 7 milyon euro istiyor demiş. Görüşmeler sürüyor demiş. Eğer Wellington olmasa Fenerbahçe başka bir isme gidecek diye de belirtmiş. Şimdi benim bildiğim Fenerbahçe'nin 3 milyon euroluk teklifi var. Karşı tarafında 4 isteği var diye biliyorum. Bilmiyorum yüzde kaçı için ama benim bilgim bu şekilde. Belki de benim bilgim nakıstır, noksandır, eksiktir. Ama benim bilgim bu şekilde. Ben kendi bilgimi de belirteyim. Çok mu gerekli bir oyuncu? 3 milyon euro, 7 milyon euro çok mu e, elzem? Bence 3 milyon euroluk, 7 milyon euroluk yani 7 milyon euroluk bir topçu değil. Ama 3 milyon euroluk bence ideal. Gördüğümüz kadarıyla, anlatılan kadarıyla, skillslerine baktığımız kadarıyla, e, transfer marketteki verilerine baktığımız kadarıyla bence 3 milyon euro ideal bir topçu. Diyelim o olmadı. Fenerbahçe'nin 4 milyon euro teklifte bulunduğu bir isim var arkadaşlar. Dimar Ziyo haberi girmiş. Fenerbahçe 24 yaşındaki İtalyan sol bek Giuseppe Pezzella için Parma'ya 4 milyon euro teklifte bulundu demiş. Bakın. Giuseppe Pezzella. Hatırlayın arkadaşlar Atalanta'da kiralık topçu. Biz bunu burada konuştuk ya o isim. Ee, 1.87 boyunda 24 yaşındaki sol bek kanatta oynayabiliyor. Sol bekte sol kanatta oynayabiliyor. İtalya U21'de de oynamış. Ama A takımı bir türlü çıkamamış. Futbolcunun tek sıkıntısı şu İtalya dışına hiç çıkmamış. Zamanında Parma 5 milyon 750 bin euroyu almış 2020 yılında. Ancak Parma'nın küme düşmesi vesaire şu anda alt ligde olması Parma açısından sıkıntılı. Kabul ederler mi etmezler mi bilemem. Bir şey söyleyemem ama kariyeri boyunca seri A'da yani İtalya seri A'da en üstlükte 111 maçta forma giyip bir gol 8 asist olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Baktığınız zaman arkadaşlar hani alt ligde oynamamış ya C liginde oynamış ama hani yıllar yıllar önce İtalya Kupası, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi hani bu tip yerlerde boy göstermiş. En yüksek 6 milyon euroyu bulmuş ama ben şunu söyleyeyim. Bu bir fırsat transferi olur. Bu ciddi manada bir fırsat transfer olur. Yaşı 24. Bakın iyi bir hamle olur eğer olursa tutarsa. Şimdi skills videosunu izleyen arkadaşlarımdan şöyle bir uyarı aldım. Hocam bu adamın Fenerbahçe'de tutmama ihtimali yok. Fenerbahçe'de iş yapmama ihtimali yok. Fenerbahçe'de bu adamın kötü çıkma ihtimali yok diyorlar. Yani öyle bir adamdan bahsediyoruz. Kefil ol. Gözüm kafalı kefil oluyorlar bu adam gelirse. Ortaları çok iyi, sert kestiği ortalar var. Top tekniği gayet yüksek. Yani ee, sol stoper gibi diyenler var. Alakası yok diyor. Yani bunları sakın dinlemesinler. Yani Allah bazen akıl fikir versin ama bu ve Pezzala inanın çok çok iyi bir futbolcu diyor. Ya Fenerbahçe umarım alır diyor arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar diyor ben henüz izlemedim. Ee, i̇ster totem yapıyor diye ister başka bir şey. Ben izlersem belki olur diye. Ya da izleyeyim ya. İki dakika videoyu durdurup izleyeyim. Ben de yorum yapayım. Ulan arkadaş ne zor işmiş ya. Sol back skills izlemek. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Hiçbir şey. Yani hiçbir şey mantık çerçevesine oturtamıyorsun. Aa, bunu ben de yaparım falan. Aa, demek şöylemiş böyleymiş diye. Benim e, iki tane izlediğim videodan Yola çıkarak bir çıkarımım var sadece şunu söyleyebilirim iki ayağını da etkili kullanıyor bir ikincisi de fizik gücü gayet yüksek yani fizik yüksek iki ayağını etkili kullanıyor ha yan birkaç bir şey söyle dersen hızı yeterli sayılabilecek seviyede hızı var yani Türkiye Ligi standartlarında yeterli sayılabilecek hızı var. Oyun görüşü iyi, teknik iyi idare eder şekilde. Hani Ferdi'yi zorlayabilecek, belki formasını alabilecek, belki Ferdi'yi başka mevkiye kaydırabilecek kadar etkili bir isme benziyor. Ee, yani alınabilir 4 milyon euroya. Ona da söylemiş olayım. Tabi izlediğim kısa kes videolardan söylüyorum. Bu da her şey demek değil. Fenerbahçe İngiltere 3. Lig takımlarında bir hoca var. Mustafa Hoca var arkadaşlar. Port Vale takımında altyapı koordinatörü olarak görev yapan teknik direktör Mustafa Alper Avcı'ya teklif götürdüğü iddiaları var. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken de sosyal medyada bundan çalkalanacaktır diye düşünüyorum. Yani eee olabilir. <gülüyor> yani <gülüyor> Göztepe Fenerbahçe'den Uğur Kağan Yıldız'a 3 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı diye Yağız Bey son dakika bilgisi olarak vermiş. 1.5 milyon TL bon servis. Sonraki satıştan pay geri alma hakkı diye. Arkadaşlar buna çok takılıyorsunuz bu geri alma hakkına. Geri alma hakkı dediğin şu değil. Hani 15 milyon euroya geri alır falan değil. Oraya küçük bir rakam yazıyor. Mesela 1.5 ya genellikle 2 katı yazılıyor ya da 3 katı yazılıyor. Yani 4.5'a geri alır maddesi var. Ya da 3'e geri alır maddesi oluyor. Genellikle 2 ya da 3 kat oluyor. Haberiniz olsun. Vinicius Souza cuma günü İspanyola gidecek diyor. Yani MHYB diyebilirsiniz, başka şey diyebilirsiniz. Mustafa Hoca işini konuşuyoruz arkadaşlar. Mustafa Hoca işini konuşalım. Şimdi Fenerbahçe e, yönetimle köprü arasında görev diyor ama bence rezerv takım için düşünülüyor. Dur. Çünkü yönetimle köprü arasına kuran zaten bir tane menajer var. Jesus'un ekibinde. Mehmet Aurelio da var. İki. Yani bu ne biçim bir köprüymüş? Yani kaç lira geçiş ücreti alacaksınız bu köprüden? Bu nasıl bir köprüdür? Yani bu bu nasıl bir köprüdür ya? Bitmek bilmeyen nasıl bir lanet köprüymüş bu ya. Arkadaş sürekli sürekli sürekli. Cık. Yani sürekli 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 bir köprü oluyor şey yapıyor. Ee, Valla çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Ha, geçmişte Fenerbahçe Altyapısında görev yapmış bir isimden bahsediyoruz. Toparlayalım arkadaşlar şu ana kadarki konuşmalarımızı. Başlık başlık. Bu arada şunu söyleyeceğim. Ya az önceki videoda da söyledim. Ya Twitter'ı sürekli takip ederseniz kafayı yersiniz arkadaşlar. Çünkü anlık birçok bilgi oluyor. Mesela birisi yazıyor. Fenerbahçe İngiltere'den forvet düşünüyor. Bombardıman başlıyor. Be, Ali Koç vardı ile görüştü geçen gün. V vardı ya o vardı ile. Öbür ben tek ile görüştü. Origi'ye şartları sordu. Baş iyi dedi ki Beşiktaş'ı iyi kitledin. Gel biraz da bize. Yani ondan sonra e, çıtayı yükseltti. Gabriel Jesus'a dedi ki bak Arsenal seni mutsuz ederse gel Arsenal'den biz seni alalım. Sakatlanırsan paranı Arsenal ödesin. Arkadaşlar inanın böyle. Birçok kişinin belki belki demeyeyim %99.9'unun bir şeyden haberi yok. Bir şey bildiği yok. Ama birisi ortaya bir şey atsın hemen çöreklenelim. Bakın ben burada elimden gelince şunu yapıyorum. Mesela benim olmayan duyumlarla ilgili çıkıyorum. Bu duyum benim değil. Ama benim duyumum da buna paralel. Ya da benim duyumum diyor ki bu doğru değil diyor. Açık açık söylerim arkadaşlar. Hiç de çekinmem, hiç de zorunlu gitmez, hiç de gocunmam. E, haktır sonuçta, nihayetinde haktır. O yüzden de hani e, belki de izleyici kitlemizin belli bir standardı var. O yüzden de belli bir standart ölçüsünde hareket ediyoruz. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ama durum bu. Giuseppe Pezzala 4 milyon euro eder. Alınabilir. Kim Minji? Fenerbahçe'nin savunma sigortası. Yani 23 milyon euronun altına satmak gerçekten intihar olur. Gerçekten ama gerçekten intihar olur. Geçenlerde ben şey dedim. İstediğimiz anda Charlotte'la Belotti bizde dedim. Ben sözümün hala arkasındayım. İstediğimiz anda Charlotte'da, Belotti'de, Fenerbahçe'de arkadaşlar. 15 dakika içerisinde getiririz. Bak ben sözümün arkasındayım. Aklıma gelmişken söyleyeyim. İstediğimiz anda getirebiliriz. Kim Minji? Mesela a Kim Minji'yi satarsın. Direkt getirebilirsin. O bu da istediğin ana gider. Ama Kim Minji'yi satmadan da getirebilirsin. Neyse. Wellington olayını konuştuk. Ee... Ya çok yetenekli diyor dedi. Yeni Roberto Carlos diyorlar. bir arkadaş da yazmış. Ya yeni Roberto Carlos'a bize 3 milyon euroya okuturlar mı demiş. Haklı. Adam haklı. Bir şey diyemem. Zaten bu duyumlara bakılırsa da olmayacak gibi. Tisserand, Salah'i gidebilir. Crespo'na gideceğini zannetmiyorum. Tam terzi çıkıyormuş. <laughs> o <sahi> gitmeyecek. <laughs> yani Novak gidebilir. Gustavo gidebilir. Pelkas gidebilir. Zeiss gidebilir. Ben samimi bir şey söyleyeyim mi? Tisserand ve Pelkas'ı ben niyeyse şey Tisserand ve Zayt'sı %100 yolcu gibi görüyorum. Hani transfer olamazlar, iş bozulur, adamlar geri çekilir, paradan açamazlar bir şey diyemem. Valencia gidebilir. Berisha'nın Son iki hazırlık maçında oynatılmadığı anda bak diyorum ya bak son iki hazırlık maçında oynatılmadı. Hemen pompaladılar. Bak Samatta ile Berisha bir dakika bile süre almadı. Kesin gidiyorlar. Bu böyle değil. Kampa götürürsün. Senin orada cihazların var. Cihaz der ki mesela Mustafa Hoca iyi idman yapıyor ama der bilek kasında bir sıkıntı var. En ufak zorlanmada bu bilek kası sıkıntı yaşar. Sakatlanır. Burayı alçılamak lazım. Bunu ayak içinde düşünebilirsiniz. Bizim böyle cihazlarımız var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Adamı oynattırmıyorsun mesela. Diyorsun ki la berişan sakatlanır. Ciddi sakatlık yaşayabilir. Oynatmayın diyorsun. Oynatmıyorsun. Burada kimseyi açıklamak zorunda değilsin ki. Bırak millet ekmeğini yesin. Haberlerden, spekülasyonlardan bırakın millet ekmeğini yesin. Ama hocam böyle olunca da kulüp zor durumda kalıyor. Kulüp kulağını kapatmış durumda. Siz istediğiniz kadar yangın yapın. <laughs> Onu da söyledik. Ee, Juan Pedro alakamız yok. Steven Colker inşallah bir an önce gider. Ama sıkıntı. Uğur Yıldız yolu açık olsun. Mustafa Hoca'yı getirmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin başına. Vinicius'u uzadı. Durum malum. Jorge Jesus dedim. Ben şunu da söyleyeyim. Ben Ali Koç'un Jorge Jesus'u getirmesini transfer ötesi bir durum olarak görüyorum. Yani bana 5 tane yıldız futbolcu getireceğine bir tane teknik direktör gibi teknik direktör getirsin yeter derdim. Yıllardır görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Oyun oynanıyor, oyuncu değişiklikleri. Siz orada, ben burada yorumluyorum. Maçtan önce, devre arasında, maç bitiminde elimizden gelecek videolar yapıyoruz. Bu arada kanalımızın daimi abonesi olun arkadaşlar. Yani ligler oynanırken de biz duyum veriyoruz. Her maç öncesi, maçın devre arasında, maç sonunda analizler yapıyoruz. Maçtan bir gün sonra puanlamalar yapıyoruz. Maçı değerlendiriyoruz. Yani e, bunu yapıyoruz. Maçtan belki iki gün sonra diyoruz ki şöyle olsa daha iyiydi, böyle olsa. Maçın bir gün öncesinde falan tahmini kadrolar, tahmini maç opsiyonları, şunlar olabilir, bunlar olabilir, senaryolar falan filan neler yapıyoruz. Hafta içindeki takımdaki sıcak gelişmeler hepsini yorumluyoruz. Hepsini duyum olarak aktarıyoruz. Hocam o zaman da üyelere duyum veriyorum, abonelere vermiyorum. Arkadaşlar şimdi de o zaman da hem üyelere hem abonelere aynı duyumları veriyoruz. Çok çok nadir abonelere vermediğimiz duyumlar. Merakınız olmasın. Ha siz almayı biliyorsanız sıkıntı değil. Takip edeydi zaten öğrenmişsinizdir. Merak etmeyin. Hocam o zamanlarda da böyle günde 3 tane 10 tane video var mı ya? Ben o zamanlar bakamam. O zaman da, da günde bir tane ya da iki tane elimizden gelecek kısa video arkadaşlar. Yani 12 dakikalık iki tane video oluyor. 24 dakika sadece bu kadar oluyor. Elimizden gelince düşük az video atmaya çalışıyoruz. Canlı yayınlar çok oluyor orada genelde. Orada da canlı canlı konuştuğumuz için daha etkili oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar süreç bu şekilde. Benden size dost tavsiyesi kafayı yersiniz. Twitter şunu bunu takip etmeyin. Sizin takip ettiğiniz bütün sayfaları ben takip ediyorum merak etmeyin. Hangi duyumcuyu takip ediyorsanız hepsini takip ediyorum. Aa bak o Twitter'dan duyumları takip ediyorum. Burada veriyorsun. Lan böyle kanalı ben de açarım. Açın da benizin adı soyadına. Ya kolay bir şey zannetmeyin arkadaşlar. Ailenden veriyorsun. Zamanından veriyorsun. Kendinden veriyorsun. Ömründen veriyorsun. Gözün kulağını ağrıyor Kafanı ağrıyor Beynini arıyor. Sürekli koltuğa oturmak için basit bir şey mi zannediyorsunuz? Bu arada koltuk da bayağı olmuş ha. Sağ olsun İstanbul'dan değerli bir abimin hediyesiydi. Allah razı olsun. Yani böyle arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben için de teşekkürlerimi sunuyorum. Varsa sorularınız videoların altına yazabilirsiniz. Ben arada sırada yorumlara bakıyorum. Ee, yönetici arkadaşlar da bakıyor. Hocam ben yorum yazıyorum. Sürekli her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe yazılıyor. Böyle şey niye yazıyorsun diyorlar. Yoruma yorumla karşılık veriliyor arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı okuduğumuzu gösteriyoruz. Farklı farklı şeyler yazıyoruz ki sistem spam saymasın diye. Yani herkese Allah razı olsun yorumun için desek sistem bizi de spam sayar. Kanal sıkıntı yaşar arkadaşlar. Biz elimizden gelince hepinize önem verdiğimizi göstermeye çalışıyoruz. Yorumlarınıza beğeni atıyoruz, kalp atıyoruz ki siz bizim için önemlisiniz demek istiyoruz. Haberiniz olsun. Sizler gerçekten bizim için önemlisiniz. Kanal benim kanalım değil. Kanal Burhan'ın ya da öbürünün İsmail'in, İbrahim'in, Ahmet'in, Mehmet'in kanalı değil. Kanal hepimizin kanalı. Şu kanalın başarısı da hepimizin başarısı. Takım hepimizin takımı. Fenerbahçe hepimizin takımı. Fenerbahçe şampiyon olsa, benden gıcık kapan bir adam olsanız deseler ki ulan Mustafa Hoca'dan özür dilerim, dilerim dersiniz. Çünkü Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yani çok farklı bir boyuta taşır bizi ya. İnşallah da o günleri görürüz arkadaşlar. Hep birlikte görürüz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.